Devam ediyoruz değerli izleyenler. Hollanda Türkiye maçını konuşmaya. Şimdi tabii konuşulacak çok fazla e, şey var ama Vincenzo ya da açıkçası e, çok fazla e, sosyal medyada evet. tepki olduğunu söyleyelim. Yani te, turnuvanın şu ana kadarki bölümü için teşekkür var. Onu tabii. zaten söyledik. Yani bunu atlayamayız tabii ki. Ama e, bu maçta da hocanın iyi bir maç çıkarmadığını e, söylemek. Ben bir şey sorabilir Aynen. miyim? Tabii hocam. Avusturya maçımız zor geçti bu maç mı sizce? Avusturya maçı, Avusturya daha, maçı daha zor geçti. Ya biz ya. Avusturya maçını geçtik. Evet. Çok enteresan. Bir şey değil mi? orada Montella'nın oyuna müdahale etme şansı olmadığı için geçtik. Evet. Avusturya maçında müdahale olmadığı için geçtik. Burada müdahale olması gerektiği için de geçemedik, edemedi. Doğru. Eseydi burayı da geçerdik. Aynen. Ya benim anlamadığım bir şey var. Yani e, niye bu kadar inat bir teknik direktör niye Hatalarını görmedi, öz eleştiri yapmadı. Turnuva boyunca kötü oynadığımız maçlar da oldu. İşte Portekiz maçı. Orada bile şunu söylemedi Montella. İşte e, bu yenilginin sorumlusu benim. İşte bütün sorumluluğum üzerime alıyorum. Hiç böyle söylemedi. Hep böyle eleştirenlerin üzerinden e, başarısızlığını örtmeye çalıştı. Şimdi diyecek ki herkes... Ya Montella neyin başarısızı? Montella çeyrek finali götürdü bizi. Uzun yıllar sonra çeyrek final gördük. Kardeşim tarihin belki de en yaratıcı, en fantastik, en genç, en başarılı, en geleceği olan kadro eline verildi. Böyle bir kadro var ortada ve Avrupa Futbol Şampiyonasında ilk kez e, turnuva takımları bu kadar kötü. Ya tarihi bir fırsat yakalamışsın. İşte dünya üçüncüsü olduk biz ya, daha ötesi yok. Ya yarı final gördük ki. O yarı finalde 2008'de ne takımlar vardı? Hırvatistan nasıl takımdı hatırlayın? Ölümüne oynadığımız maçlar vardı. Doğru. Şimdi bir o maçlara bak, orada fatihlerime ve tarih yazdı. Sen gruptan çıkmayı tarih yazmak olarak gösterdin bize. Ondan sonra eleştirenlere de düşman dedin. Neyin düşmanı? Sen bugün Milli takımın kaderiyle oynadın. İnat, bir inat uğruna. Sırf biz eleştiriyoruz ya da yol gösteriyoruz diye eleştirilerimize bütün medyanın sadece bizim değil herkes çünkü hem fikirdi saygı duymadın sırf işte en iyi ben bilirim mantığıyla hareket ettiğin için kibirli davrandığın için milli takım Erkan veda etti turnuvaya ben şunu iddia ediyorum bu iz çeyrek finali hala söylüyorum Bizim çocuklarla elde ettik. Çocukların reaksiyonuyla, Almanya'daki gurbetçi taraftarların olağanüstü desteğiyle ama biraz iyi bir antrenörümüz olsaydı, iyi bir teknik direktörümüz olsaydı biz bu kadroyla bu kadar formsuz takımların olduğu turnuvada finale görürdük. Zeki abi şu anda mesela istatistikler ekranda birkaç gün sonra bakıp bakıp bence çok daha fazla üzüleceğiz. Daha fazla evet. şut atmışız, daha evet. fazla korner atmışız, daha fazla orta denemişiz. Evet. Hollanda daha fazla faul yapmış. Yani şöyle bir maçta sadece 7 faulde kalmışız. Daha fazla gol beklentimiz var. Yani böyle istatistik... Yani kapatalım skor tarafını. Skor Aynı. olmasaydı deseydik ki böyle istatistikler var. Kim kazanmıştır? Biz kazanmışızdır derdik. ama maalesef Bir de Hollanda şunu tırıcı. diyeceğim. Yani bu milli bu kadar tahrip gücü yüksek oyun oynayan çocuklarımız var. Hepsi birbirinden altın. Ve en önemlisi turnuvanın yıldızı, turnuvaya mührünü basan Arda Güler var. Bu kadar değerli bir kadronun çeyrek finalle turnuvaya veda etmesini başarı olarak görmek de küçük düşünmektir. Ben o kadar küçük düşünemiyorum. Kusura bakmasın Montella. Yani burada milli takımın değil 85 milyon, 5 milyon da yurt dışında da 90 milyon insanın rüyasını bitirdi Montella. Kısa ve öz söylüyorum. Rüyasını bitirdi. Şöyle oyuna başlarsın, kötü başlarsın, geriye düşersin. Ki biz burada konuşurken maçtan önce dedik ki inşallah geriye düşmeyiz öne geçersek maçı taşırız. Sonuna kadar taşırız. Ya biz öne geçtik. İlk yarıyı çok harika oynuyoruz. Doğru oynuyoruz ama ikinci yarıda işler zor zora girdiği zaman ikinci bir hamleni yapacaksın. Hollanda geriye düştü. İkinci yarıda hamlesini yaptı 50. dakikada 50 küsürde Vegors aldı. Yok, devrede aldı hocam. Devrede evet, aldı. Evet, sonra yani i̇kinci iki, iki yarıya oyun, başladı. İki oyuncu daha aldı. Evet. Onları da sonra ha, sonra hemen. Hemen devrede Veors girdi. 73'te de Fandefenle Ferman gel, girdi Yani evet. bir 1 olduktan sonra da iki değişiklik daha yaptılar. Gördüler çünkü biz o anda tahribattayız. Kartı vardı ondan yaptı. Evet, evet ama hani ya iki şimdi tane ama daha biz oldu. ne yaptık abi? Biz bakmışız, görüyoruz burada. Şimdi dışarıda arkadaşlara sordum. Orada dolaşan arkadaşlara "Çarazım, seyrettik" dediler. Siz olsanız kaçıncı dakikada değiştirirsiniz? Hocam 60'ta geç değiştirdik. Çünkü bu ya bunu biz bütün Türkiye halkı herkes görüyor, hepimiz görüyoruz. Ya sen görmüyorsan yanında oturanlar ne iş yapıyor? Onlar da mı görmüyor? Yani bunun önlemini alman lazım. 1-0 öndesin. Süre gelmiş. Epey bir süre geçmiş. Boğuluyorsun. Ama o bataklığın içinden bir çıkman lazım. Çıkarken de önüne topu tutacak bir adam bulma. Yoruldu çocuklar. İlk yarıda inanılmaz bir performans gösterdiler. Çocuklar yoruldu. Orta sahada Arda yorulmadı. Bak Arda yine oyunun hakimi. Hakan hakim. Ama Salih Özcan yoruldu. Yani Kenan kardeşimiz daha genç, dinamik bir oyuncu ama kaldıramadı belli bir yüksek düzeyden sonra. Yani burada artık bu oyuncuları bir an önce değiştirip öne doğru takımı çıkarmak gerekiyordu. Biz seni ilk yarıda ne kadar övdükse devre arasında... İkinci devre yapmadığın şeyler yüzünden, yapamadığın şey, yapamadığın mı? Yapmadığın şeyler yüzünden ne o kadar yeriyoruz ve eleştiriyoruz. Bu Türk milletinin rüyasıyla oynamaktan başka hiçbir şey değildir yaptın. Bu maçı bu galip durumdayken 1-0 galip durumdayken 2-1 kaybetmeyeceksin en azından uzatmaya getireceksin. Uzatmaya getirecek bütün formülleri deneyeceksin. Ben, ben, Hiçbir şey denemeden bunu yapamazsın. Hocam şöyle bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum katılır mısınız? Bence bizim takım, daha doğrusu Montella'nın e, bir BC planları yok. yok. Neden yok? Hemen cevap vereyim. Yapamadığı için bu hale geldi. Bence yok hocam. Biz Yok, doğru hep söylüyorsun. Aynı değişiklikleri yaparak farklı neticeler elde etmeye çalışıyoruz. Hollanda takımı... Hocam burada kalsın isterseniz virgül koyalım. Tamam. Ee, bir özetle reklama gidelim sonrasında devam edeceğiz. Özeti sizlerle buluşturduk değerli izleyenler. Vincenzo Montella'nın açıklamaları düşüyor. Ben de bir kısmını aktarayım size ki zaten Montella'nın basın toplantısı başladığında basın toplantısında ekranlara yansıtacağız. Tecrübesizlik diyor Vincenzo Montella. Maçın genelinde çok iyiydik. 10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. O bölümde turnuvanın en genç takımı olduğumuz için o anları yönetemedik. Daha iyi yönetebilirdik. E biz yönetmeyeceğiz tabii bu konu konuşuruz üzerine. Bütün nötr olan ülkeler bize sempati duymuştur oynama şeklimiz ve karakterimizle. Bunu korumamız ve sonraki turnuvalara götürmememiz gerekiyor. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala kadroda olacak. Üzgünüz ama rakipten daha çok şut atıp değerlendiremedik. Gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Gurur duymamız gereken bir tablo var. E, futbolcularımız biraz dinlensinler. UEFA Uluslar Ligi için Eylül'de daha iyisini yapmak istiyoruz. Sonra Dünya Kupası elemeleri olacak diyor Vincenzo Montella. E, bir açıklama daha var. Üzgünüz ama gururluyuz. Euro 2024'de başladığımızdan beri oyun ruhumuzu oynadık. Tüm ülkeyi arkamızda hissettik. Belli bir kimlikle oynadığımız için gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları okuma, yorumlama, adapte olma şekilleri. Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik. Daha fazlası da olabilirdi ama maalesef futbol böyle diyor. Vincenzo, Montella. Abdullah Hocam son olarak sizde kalmıştık. Evet. İsterseniz siz devam edin ama Montella'nın da açıklamalarını konuşmak lazım tabii. Mesela oradan benim öne çıkaracağım nokta bir 10 dakika oyunun hakimiyetini kaybettik diyor. Yani hoca da görüyor aslında. Hı hı. Ama o anlarda da müdahale gelmedi. Yani bu kadar üst düzey uluslararası bir seviyede 10 dakika topun e, kaybettik diyorsun. O zaman hamleyi yapacaksın. E, yapman gerekiyor. Oyuncular eğer saha içerisinde bunu çözemiyorlarsa ve saha dışında sen görüp hamle yapmıyorsan e, böyle de bir sıkıntı var yani. Yani e, şimdi tabii biz saha içerisinden geldiğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. Yendiğin zaman sıkıntı yok. Ama büyük bir maçı kaybettiğin zaman o gece çok fazla bir şey anlamıyorsun. Ama 2-3 gün sonra ne kadar büyük bir hedefi kaçırdığını anlıyorsun ve çok küçük nüanslarla o zaman daha büyük darbe yiyorsun. Şu andaki durumda tam onun özeti biz yine söylüyorum Avusturya maçında belki Avusturya bizi eleyebilirdi. Ama biz bugün Hollanda'yı %100 elerdik. Çok kritik yerlerde yapılmayan oyuncu değişiklikleri belki baştan kurulan kadrodaki bir iki tane farklı oyuncuyla maça başlasaydık bugün daha farklı şeyler konuşuyorduk. 190 bin tane taraftar gitmiş ya 5 tane maçımıza. Az sayı değil ki bu yani. En fazla taraftar sayısı Tabii. bizde. Aynen. Hocam yani taraftar var. E, yetenekliyiz diyoruz. Kadro var diyoruz. E Çok küçük nüanslar var. Onu da sen yap bir zahmet ya. E zaten kendi kendini tekzip ediyor konuş açıklamasına. Yönetemedik diyor. Biz seni oraya yönet diye zaten. Milli takım başına getirdi yöneticiler. Sen yönetemediğini ifşa ediyorsun. Evet yönetemediğini biz de söylüyoruz sana. Sen 0 sıfırken doğru yönettin. 1 sıfırken doğru yönettin. Kesinlikle. Ama yönetemediğini ne biliyor musun? Biz galip geldiğimiz maçlarda bile kötü oynadığımızı yönetemedin. Orada hatalarımızı göremedik. Bizim hatalarımızı görseydik bak Abdullah Hoca doğru söylüyor. Biz Avusturya maçında ne oynadık ya? Bundan daha mı fazla iyi oynadık? Bu maçta ilk yarı çok daha iyi oynadık ya. Evet. Biz Abdül, Abdullah Hoca'nın söylediğine son derece katılıyorum ben ya. Biz bugünkü maçta elimizdeki Kuşu uçurduk gitti ya. Ama bunu neden yaptık? İlk yarı başarılı bir oyun. Başarılı bir formasyon. İkinci yarı Montella'nın yapamadıkları yüzünden biz bu hale geldik. Eğer yapacaklarını yapsaydı belki bunu biz konuşmuyor olacaktık. Şu anda farklı bir duygular içerisinde e olmuş olabilir. Hocam. Berlin'de Emre Kaplan bizleri bekliyor. Emre'ye merhaba diyelim. Emre tabii ki çok üzgünüz açıkçası. Çeyrek finalde geri dönüyoruz. E, oradaki atmosferi de senden dinlemiş olalım. Tabii moraller bozuk bunu söyleyebiliriz. Çünkü öncesinde de özellikle ilk yarı, belki 60 dakikalık oyun, sonuç, skor çok fazla beklentiye sokmuştu ve yolun devamını getirebileceğimize dair inan çok fazlaydı. Tribünlerde çok çok yüksek bir inanç vardı. Taraftarların zaten ilgisinden en baştan beri bahsediyoruz. Ay Yıldızlılar gerçekten burada taraftarlar taraftarlar takıma çok çok büyük bir destek verdiler. Fakat tabii ki sonucu elde edemedik. Hollanda bugün yarı finale yürüyor. İngiltere'nin rakibi olacaklar. Bizim kurduğumuz hayallerden, kurduğumuz senaryolardan bir tanesiydi şüphesiz. Çarşamba günü Dortmund'da İngiltere ile bir yarı final maçına çıkmak aslında o noktaya da bir aile yaklaşmıştık. Hem öne geçtik hem de geriye düştükten sonra da bulduğumuz çok ciddi pozisyonlar var. Son dakikalarda, son saniyelerde yararlanamadığımız rakip kalecinin adeta devleştiği bazı pozisyonlar da gerçekleşti. Ama gerçekten baktığımız zaman baştan sona Hanover'de kamp tesisinde başladı. Sonrasında Dortmund'da ilk iki maç, Hamburg'da üçüncü maç, Leipzig'de son 16 ve Berlin Olimpiyat Stadyumunda kapanışı yapıyoruz. Aslında gün boyunca hep şunu söylemiştik. Umut ediyoruz ki turnuvanın kapanışı bizim adımıza Berlin Olimpiyat Stadında olur şeklinde ifadeler kullanmıştık. Ama tabii ki buradaki kastettiğimiz, buradaki beklentimiz final mücadelesiydi. Oraya gidemiyoruz ama Baktığımız zaman turnuvanın başından beri gerçekten önemli bir performans. Çeyrek finale ulaşan bir milli takım ev sahibi Almanya ile aynı turda eğleniyoruz. Olumlu taraflarından bakmamız gerekirse genç bir takımımız var. Tecrübeye ihtiyacı olan çok çok önemli yıldızlarımız var. Onlar adına çok önemli bir deneyim oldu şüphesiz. Birazdan oyuncularımız da buradan geçecekler. Tabii bir açıklama yapacaklar mı yapmayacaklar mı henüz planlanmış bir durum yok. Az önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları vardı oyuncu cephesinden de açıklama olursa biz şu anda karma alanda onları takip ediyoruz Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda. Tabii ki canımız sıkkın. Tabii ki hayallerimiz çok daha büyüktü ama turnuvanın başından baktığımızda da, planlama itibariyle baktığımızda da çeyrek final hiç kötü bir sonuç değil. Önemli anılar ekledik kendi heybemize ve milli takım gerçekten bizi birleştirdi bu yaz döneminde. 21. günündeyiz turnuvanın. Bugüne kadar kendi takımımızı takip edebiliyor olmak, bu heyecanı yaşayabiliyor olmak da şüphesiz çok kıymetliydi. Dediğim gibi birazdan yavaş yavaş artık oyuncularımızın ve teknik heyetin çıkışları gerçekleşecek. Onların da söyleyeceği sözler olursa bu mağlubiyete ya da şu ana kadar ki aslında belki onu söylemek daha doğru şu ana kadarki sürece oluşturdukları hikayeye dair anlatacakları şeyler olursa onlara da mikrofonu uzatacağız diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü tekrar Berlin'den Olimpiyat Stadyumu'ndan İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Emre Kaptan. Bir kez daha maçın özetini hatırlayalım değerli izleyenler. Dönüşte stüdyoda maçı konuşmaya devam edeceğiz. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Maçı konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki üzgünüz. Yani e, elimizdeki turu kaçırdık maalesef ve sebeplerini konuşuyoruz. Şimdi e, Zeki abi ya birçok şey var ama Montella'nın açıklamalarıyla istersen evet, konuşalım. E, evet. devam edelim. Doğru. Yani dinlenin. Cezreil oyunda devam edeceğiz diyor Vincenzo Montella. Montella yine öz eleştiri yapmamış. E şunu diyebilir ya. Yani çok mu zor ya eleştirmek? Sen futbolun imparatoru musun? Kaç tane kupan var Montella ya? Yani bunu Mourinho yapmaz ya. Mourinho emin ol kendini eleştirecek Fenerbahçe'de kötü sonuç aldığında. Ya arkadaş Kaç tane maç oynadın? Bir maçta da de ki ya oyuncu değişikliğini geç yaptım. İşte hani keşke işte ne bileyim Kenan'la başlamasaydım da Kerem'le başlasaydım. Bir şeyler söyle. Ya bu kadar mı olur ya? Bu nedir abi? Bu nasıl bir kibirdir? Bu nasıl bir bilgeliktir? Yani diyor ki e, tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Kenarda tecrübeli deve dişi gibi oyuncular var ya. Sen tecrübeli oyuncuları hiç tercih etmedin ki. Hakan Çalanoğlu tamam. Zaten onu yani antrenör olmaya gerek yok. Doğrusu. Yani tecrübsiz, o zaman Cektos'unu oynat. oynat. Santraforla oynuyorsun. Kendisi, kendisi. Tecrübe abidesi bir santraforun var elinde. Oynatmıyorsun. E sonra işte ne bileyim, e, oyunu tutamadık, şunu yapamadık, bunu yapamadık. Tabii yapamazsın. Orada sen çünkü film gibi izliyorsun maçı. Oyuncular olağanüstü mücadele veriyor sahada, savaşıyor, her şeyi yapıyor. Bağıra bağıra rakip gol atacağım diyor sana. Gol geliyorum diyor. Yani Milyonlar televizyonları başında. Zeki bir virgül koyalım. Kuman'ın basın toplantısı başlamış. Hemen basın toplantısını izleyelim. Kuman açıklamalarda bulundu. Zeki abi sen ne kalmıştık devam edelim. Evet. Yani e, <laughs> eğer bu şekilde hatalardan ders çıkarmadan ki bunun mutlaka e, bir e, turnuvanın bir özetini çıkaracaklardır milli takım teknik heyeti de biz nerede doğruları yaptık, nerede yanlışları yaptık. ya da Hamit Altıntop ise Hamit Altıntop. Birileri söylemeli. Yani biz, evet hocam başarılıydın, zaman zaman başarılı oldun maçlarda ama işte oyuncu değişikliklerinde daha cesur olsaydın, daha erken değişikliklere gitseydin. İşte bazı maçlar Santurfor çağırdı, Santurfor koymadın oyuna. Biraz inadından vazgeç. Biraz hani Artık bir turnuva yaşadın, tecrübelendin. Önümüzde işte Uluslar Kupasıydı, işte Dünya Kupası elemeleriydi. Oraları oralarda oynarken bu hatalarımızdan ders çıkaralım ve aynı hataları yapmayalım. Elimizde evet gerçekten müthiş bir kadro var. Dünya Kupası'nda da bu oyuncuların çoğu oynayacak gitmemiz mutlaka lazım katılırsak gitmemiz lazım tabii ki. Ki bu oyuncular bu özgüvenle bunu başarırlar zaten. Yani çok da Dünya Kupası'na gitmek için Hoca desteğine ihtiyacımız yok. Asıl hoca desteğine bizim Dünya Kupası'na ihtiyacımız var. Ki yani Montella tamam çok da yabana atılacak bir teknik direktör değil. Ama dediğim gibi yani ne öz yapıyor ne kendisine sunulan yol haritasını kale alıyor. Böyle çok fazla inat olan, çok tutucu bir ezberi var o ezberinin dışına çıkmayan bir teknik direktör şimdi bu bir şehir takımı ya da bir takım çalıştırmıyor milli takımı çalıştırıyor artı milli takım ülkenin takımı Türk halkının takımı yani Türkiye'deki 85 milyonun dünya üzerindeki bütün Türklerin takımı Ona göre ...tabii ki ele ele verip bu takım daha iyi nasıl daha iyi hedefe gider Nasıl daha başarılı olur? Bunun çalışmaları yapılmalı. Tabii ki basın toplantısında sorulara vereceği cevapları da merak ediyorum. Şimdi bu kendi konuştu. Bir de sorular gelecek. O sorulara ne cevap verecek? Tabii ki ondan sonra daha derin yorumlar yaparız ama hepimiz hemfikiriz. Şurada son 20 dakikada biz turu kaybettik. Oyuncu değişikliklerini zamanında yapsaydık ki takım sonuna kadar dik durdu ama yoruldu. Kenar yönetimin oyuna müdahalesi zamanında olsaydı doğru değişiklikler yapsaydık biz işte İngiltere'nin rakibi olup Dortmund'a gitmiş olacaktık. Dortmund yolculuğumuz başlamış olacaktı. yani futbol tamam futbolda maalesef bunlar oluyor demekle tamam doğru oluyor. Olmasaydı daha iyi olurdu. Ama biraz da yani basın toplantısında en azından bir öz eleştiri yapması lazım. Hoca 5 maç boyunca hiç öz eleştiri yapmadı. Kendinde hiç kusur aramadı. Ee, çocuklar buraya kadar getirdi takımı. Gerçekten çılgınlık ürettiler bizim çocuklar. Her maç e, formalarından belki 10-15 kilo <laughs> biraz abarttı oldu. <laughs> yani 1-2 kilo ter akmıştır. Öyle söyleyeyim yani. Bu kadar savaştılar, mücadele ettiler. Hepsinin alınlarından öpmek lazım ama turnuvanın yıldızı, her turnuvanın yıldızı var dedik ya. Bence Arda Güler. İşte Gürcistan maçında attığı gol. Avusturya maçında kornerden yaptığı iki asist, bu maçta sağ ayağıyla yaptığı asist hepsine baktığında turnuvanın yıldızı olmayı hak ediyor. Ee, ve uzun yıllar e, bu milli takımın liderliğini yapacak bir oyuncu. Bugün de zaman zaman dikkat et, bakın liderlik yaptı, yönetti takımı. Hatta bir pozisyonda da e, kime kızmıştı orada? Ferdi'ye, Ferdiye kızdı değil mi? Çünkü ki, geç attı pası. Önüne atsa yanlış yere de attı. Yok, herkese, 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 değildi, herkese, kızdı. Orada mı atardı şey onun içine ki, doğdu. Gidişinden gol atacağını düşündü Arda yok yani. Yok yok onu söylemeyeceğim. O kadar fazla konuştuğumuz şey var ki yani Arda'nın direkten dönen frikini unuttuk ya, yani. O da, o da olağanüstü gerçekten. Ha, yani. yani. Ya, Nasıl döndürdü topu? O da direkten topu? tabii 1-0 iken. O da ya, muazzam ya. ya bu, bu çocuk gerçekten altın çocuk. Pamuklara sarmamız lazım. Ee, ve hani bir oyuncuda Cefer varsa gençmiş, tecrübesizmiş bunlara bakılmaz. O oyuncu 40 yıldır milli takımda oynuyormuş gibi performans gösterdi. Şimdi Van Dijk'ın da açıklamaları var. Evet. Ee, özellikle Barış Alper'le ilgili. Önce e, maçla ilgili bir açıklama yapmış. İlk yarı ile ikinci yarı birbirinden çok farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında golü attılar. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasına sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucunu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde evet. koşuyordu. Her savunma için, her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak gerçekten önemli bir oyuncu. Evet. Van Barış ya Alper için sözleri. Bence bugün iyilerden bir tanesi. Tabii. Belki en iyisi diyebilirim. Çok mücadele etti. Çok koştu. Özellikle Böyle oynayan takımlara yani e, senin üzerine topla gelip ailece gelen takımların arka boşluklarını bence çok iyi kullandı. Sadece gol atamadı. Onu söyleyebilirim. Bir de penaltı pozisyonu vardı mesela orada penaltı ya bir de burada Çok beğendiğim bir e, hakemdi Fransız hakem ama çok net büyük hatalar fahiş hatalar. Yani. Kırmızı kart penaltı. Bir kere kırmızı kart. Kesin. Bence %100 kırmızı kart. Bütün maçı değiştirirdi hocam. Ve dakikası kaçtı? 20 var mıydı? Ya yani öyle 18-20'lerde. 18-20 Hollanda'nın. son bölümü hani ne kadar zorlandığını düşünecek olursak tabii. bütün maçı eksik e, oynamak Hollanda için yani bize çok avantaj yazar. Ya çok kritik bir karardı. Var niye çağırmadı. Onu da anlamadım. Bir de bizim ülkemizde olduğu zaman Ömer bu pozisyonlar 6-7 kere gösteriliyor. Hmm, ya senin evet. gözünün içine sokuyorlar. Ve bir türlü varı getiriyorlar. Burada, orada da şey çıkmadı, ee, var da devreye girmedi. Ya oyunculara belki çok bir şey söylenmez hocam. Belki o anda biraz hani oyuncular da hani en azından saha içinde bir itiraz, e, yani. itiraz edebilirlerdi. Bazen etkiliyor çünkü izlemeden. Hani Ama ona var gerek ki, var mı? Bakayım. Yani yok, var tam. yok. Bence mu? çok var. net. Mi? Ben, bence çok net kırmızı kart. Tartışmasız evet, kırmızı Ben, 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 ben daha bir şey söyleyeyim. Ben. İki tane pozisyon daha var bence evet. incelenmesi gereken. Bir tanesi savunma arkası Barış'la yine şeyin Van Dijk'ın pozisyonu var. O, ya top gelmeden çekiyor. Tamam Barış da çekiyor onu ama orası da mesela düşündürücü. Artı bir de Kaan'ın pozisyonu var. Tamam adam topa vuruyor ilk hamlede ama sonuçta Kaan'a da var müdahale. Ya bütün bunları düşündüğün zaman pozisyonlara bakıyorsun hep bizim aleyhimize olmuş. Evet maalesef. Ve çok büyük hatalar özellikle ya eğer Türkiye Ligi'nde kaç tane bu aynı pozisyona kırmızı kart verildi biz burada geçen sene maçları yorumlar. Dünya her tarafında kırmızı kart zaten o pozisyonu. Bir de çok enteresan Basmışsın. var niye çağırmadı? Var, ya çok insanların girmiyor, gözüne nedense. şöyle gelmesin. Hoca zamanında değişiklikler yapmadı. Tamam katılıyorum. O, oyuna dakikaları kullanırken yanlış oyuncu tercihleri yaptı ama hakem olarak sen ver be kardeşim yani. 11-10 oynanacak yani. Son 8 oynuyorsun. Ve çok uzun bir bölüm 11-10 oynanacak. Yani bir de böyle ama sonuç itibariyle e, pisi pisine kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef. Yani maalesef. bu maçı e, özellikle ilk yarı müthiş bir taktik disiplinle oynayan, <laughs> ne yaptığını bilen Türk milli takımı ama ikinci devre İkinci devre de değil aslında. 60. dakikadan sonra eğer oyunu biraz öne taşıyabilsek adamlar da yorulmaya başlıyor. Vegors kaderini değiştirdi ya. ya. bir oyuncu bir değişiklik. Durum, biz burada maç önü yayınında demedik mi? Vegors hamle oyuncusu olarak. Evet. Ama biz oyun bir birken hala e, yani biz skora amla, gidecek. Biz yapamıyoruz. Hocam evet. değil mi? Skora gidecek Bak, oyuncu sokmuyoruz. Aynen öyle. Hakan Çalanoğlu ne demiş? Keşke İlçin geriye aslanmasaydık. Geriye çekilmeseydik. Başlıyor hemen izleyelim. Vincenzo Montella'nın basın toplantısını hep birlikte izledik değerli izleyenler. Tabii öne çıkan cümleleri konuşacağız. Öncelikle başarılıyız, iyi bir turnuva oynadık. Bugün evet. özelinde üzgünüz ama hem Uluslar Ligi elemeleri için hem de Dünya Kupası elemeleri için umutlu bir şekilde Eylül ayına kadar bekleyeceğiz diyor hocam Vincenzo Montella. Hani konuşmaların özeti bu. Hakemle ilgili bir açıklama yapmadı. Yorumlamak istemiyorum dedi. Ama onun dışında hep sorulara verdiği cevap. Yani turnuvada iyiydik. Hatta normal sürede dedi 3 maç kazandık. Daha önce böyle bir statistik var mı bilmiyorum. Ya da Avrupa şampiyonalarında bugüne kadar 3 maç kazanma yine egal ettik dedi. Hani geçmişten örnekler verdi ama bugünden çok fazla konuşmadı. Şimdi turnuvada hangi maçları kazandık biz Ömer? Gürcistan, Gürcistan maçı. Çekya. Çekya, Avusturya. Avusturya. Bu maçları kazandığımız maçları bir analiz etsin bakalım nasıl kazandığımızı bir görsün önce. Tamam. Çok doğru bir şey söyledi. Orada oynayan bütün oyuncuları, onlara yardımcı olan herkesi biz de <laughs> alnından öpüyoruz. Ama ben Montella için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben, biz o çocuklarla gurur duyduk. Gerçekten gurur duyduk. Ama biz Montella ile gurur duymadık. Yani yaptığı şeyler, yapamadığı şeyler. Bunları ayırmak lazım. Montella'nın bugünkü maçın ikinci yarısında yapamadığı şeyler yüzünden biz burada elendik. Biz şimdi 1-0 öne geçip Hollanda karşısında kompakt bir oyun, oyun formatı ne, yerleşimin dağılımı ne? Şimdi biz maçı seyrederken yukarıdan çekimde bakıyoruz. Takımın kompakt duruşu, dağılımı 10 numara. Ama ikinci yarı başladığında bir şeyler değişti, frekanslar değişti. Neden değişti? Rakip uzun boylu bir santrofor aldı. Rakip o santroforu alınca kanatları daha çok kullanmaya başladı. Sağdan soldan ortalar gelmeye başladı. Bizi kendi cezalanımızın içine hapsetti. Ya o zaman senin orada buna bir önlem almıyorsan orada demin Uzun Nurukan'ın söylediği gibi sinema seyreder gibi tiyatro seyreder gibi orayı seyredersen biz buradan çıkamayız. Maç bağırıyor oradaki oyuncu değişikliğini. Oyuncularımız yoruldu. Kenan yoruldu, orta sahada Salih yoruldu. Sağ bek bizim Mert Müldür yorgun olmasaydı o ikinci golü yedirtmezdi bize. Oraya kadar geldi rakip arkasından gelip ayağına vurdu. Ya orada topu kontrol edemezsin ki bir bek oyuncusu olarak. Orada kaleciye geri pas da yapamazsın. O topu uzaklaştırırsın orada en fazla. Ama oyuncuların yorgun olduğunu maalesef hoca göremedi. Hoca hep oyun böyle gidecek zannetti. Ama belli bir noktadan sonra oyuncuların fiziksel yorgunluğu ön plana çıkınca burada hoca hala oyunu seyretti. Oyunu seyredemezsin orada. Orada müdahale edeceksin. orada müdahale etmek gerekir. 1 0 edilebilirdi. Öyle bir oyun vardı. Çağırıyordu. 1 bir 1 müdahale edebilirdin. Çağırıyordu. Hatta 2-1 geriye düştüğünde müdahale ettin ama eksik ettin. Orada da bir santrofor çağırıyor. Montella yani basın toplantısında yaptığın şey yani açıklamalara bakıyoruz. Sorular sorular da böyle normal bir sorular değil. Evet, bir çeyrek finale oynadık. Ülke olarak biz bundan sevinçliyiz, gururluyuz. Ama daha iyisini yapmak varken neden yapmayalım ki? Yapma imkanımız var mı var? Senin yapamadığın hamleler yüzünden belki biz bunu kaçırdık. Peki, ha, sen bu hamleleri yapsaydın e da kaçırsaydık hocam. farklı olabilirdi. Bir kez daha Berlin'e uzanalım değerli izleyenler. Hakan Çağlanoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Ee, çok üz üzgün tabii kaptan açıkçası. Ee, yani 5 dakikada 6 dakikada yediğimiz goller ne bizi diyor? kırdı. Dedi. diyor? Yaslandık diyor. Biz ne diyoruz? Yaslandı evet. Ama Hakan sen yaslanmadın ki kardeşim. Sen oraya yaslandı Hollanda seni yasladı oraya. E sen oradan çıkaracak adam kim? Taktiksel bir akıl. Bu da kim? kenarda oturan hoca seni önde tutacak oyuncuları oyun alırsın. Orta sahada daha dinamik oyuncu alırsın. O yeriye yaslanmadan seni taktiksel anlayış kurtarabilir. Sahanın içinde taktiksel anlayışı da hoca verir. E, vermediğine göre e, buna da katlanmak zorunda kalırsın. Yapacağımız da bir şey kalmaz. Yani biz onu eleştirmiyoruz. Her seferinde bir şeyleri anlatarak bir yerlere geldik. Arda'yı ne dedik burada biz yayının ilk bölümünde? Arda'yı önce oynatacağım mı oynatmayacağım mı turnuva başında Arda'yı Türkiye'nin sorunu haline getirdi Montella. Ondan sonra bütün Türkiye baskı yapınca biz ve bizim gibi akil düşünen insanlar Arda konusunda futbol konusunda Arda'yı sonunda oynattın ve şimdi Arda turnuvanın en iyi oyuncusu biraz önceki demecinde de söylüyorsun. E şimdi iki yarı doğru planlama yaptın diyoruz sana ama ikinci yarı yanlış yaptın diyoruz sana. Üstelik çok yanlış. Yapamadığın şeyler yüzünden elendik biz. İnsanlar yaptığı şeyler üzerinden eleştirir genelde. Biz seni yapamadığın şeyler yüzünden elendiğimizi söylüyoruz. E daha ne diyelim biz sana ya? ya ben genelde o turnuvada çocukların hepsinin anlarından öpüyorum. Hepsi aslan gibi mücadele ettiler. Elinden geldiğini yaptılar. Bölüm bölüm iyi oynadılar. Bölüm bölüm kötü oynadılar. Kazandığımız maçlarda bile çok yüksek bir performansımız yoktu. Bunları iyi düşünüp iyi tahlil etmek lazım, iyi analiz etmek lazım. Onun için çocukların hepsinin yüreğine, ağzına, ayaklarına sağlık. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsi de görev alan arkadaşlarımız hepsi çok fazlalıkla yerine getirdi. Ama sadece ve sadece Montella'yı bu görev vermedikleri içerisinde oraya getirip ...üç tane Santofor'dan sadece çok kısa sürede süre vermelerini canı gönülden eleştiriyorum. Orada Cenk Tosun da bunu hak etti. Semih Kılıç da hak etti. Hatta hatta Bertu daha bilmiyorum o performansı var mıydı ama o iki oyuncu da bu süreyi, daha uzun süre almaya hak etti. Biz kazandık diye haklı değiliz. Biz bu kadar 4-6-0'ı oyna, oynayacak kadar evet oynadığımız maçlar oldu ama başarılı olmak 4-6-0 Hollanda'da oynuyor ama Defiz ile Defay Depayla oynuyor. Depayla oynuyor. Ama ne yapıyor? Sıkıştığı han ikinci devre ve Gorsal. sen hiç sıkıştığın zaman 2-1 geri düşmüşsün. 70. dakika. 82. dakika Cenk Tosun'u alıyorsun. 88'de Semih Kılıçoy'u alıyorsun ya. Ondan sonra bize La Phantom'den masalları anlatıyorsun. Yani basın <laughs> toplantısında hiç senin dediğin gibi bizi tatmin edici bir demeç vermedi. Şimdi bunun nedenini biliyor musun? Hani A Plus birinci sınıf teknik direktörler diyoruz ya. Birinci sınıf teknik direktörlerin en büyük özelliği bir sağ kenarında oyun okuması. Hamleyi zamanında yapması. İki basın toplantılarında öz eleştiri yapması. Kabullenmesi yani. Kabulleniyor. Aslında. Sorumluluk bana ait diyor. Bunu defalarca Fatih Terim'den, Şenol Güneş'ten, Mustafa Deniz'den gördük biz. Abdullah Avcı da öyle. Hatta eleştirilerle ilgili çok güzel eleştirileriniz oluyor diyen adam. Bizzat bana. Çok güzel eleştirilerim var, zeki müdür diyen adam. Bunu demezsen, ben en iyisini bilirim. Sizin söyledikleriniz, işte eleştirileriniz düşmanca, bunu düşmanca görürse, bu kadar kibirli olursa, bu hocadan başarı gelmez. Bu hocanın şimdi bunu çok büyük başarı olarak görüyor Montella. Tarih yazdım diyor ya, yani 16'ya kalmayı evet, tarih güzelce. yazmak yani, olarak görüyor. Bunu da, bunu da bir madalya olarak görecek hayatı boyunca. Oysa işte Mourinho gibi kariyerinde 26 kupası olan bir teknik direktör burada ağlar biliyor musun hırsından? Duvarları tekmeler. Ben hata yaptım. Ben bu ta finale gidecek takımı çeyrek finalde e, hatalarım yüzünden yok ettim diye ağlar ve istifa eder. Böyle bir e, duruş sergiler. Montella'ya soru soruluyor. Montella orada hikaye anlatıyor bize. Soruya cevap vermiyor ki. Soruyu soran arkadaş da demiyor ki, ey Montella sen benim soruma cevap vermedin ki. Sen yan yollara saptın, garip garip konuşuyorsun bize, benim soruma cevap vermiyorsun. Sen kendine, kendini övüyorsun ve güzelleme yapıyorsun. Şu Montella zor, güzellemesi yaptı. Zor olmamalı yani. Evet iyi turnuva geçirdik. Tabii ki yani son 8'e kalıyorsan bu önemlidir, başarıdır. Yeterli değil. Ama mi? bu, ma bu maç özelinde daha fazlasını yapabilirdik. Yani şu anki 10. görüyoruz ki çok daha ötesine gidebilirdik. Bunun için Tabii. üzgünüz. Bugün istediklerimizi yapamadık denilebilir bence yani. Ya %100 top çevirdi. Ya hiçbir soruya net cevap vermedi. Resmen top çevirdi. Keşke o top çevirmeyi 60'ta falan yapsaydı da <laughs> golü <yemesiydi. gülüyor> yani Bir de Öyle çok gerçek güzel. var ya. Yani. E şimdi çok ciddi anlamda yetenekli bir takımımız var. Arkadan gelen oyunculara da baktığın zaman bizim 2-3 tane bölgede sıkıntımız var. 26 Dünya Kupası için oralara oyuncu bulacağız ve devam edeceğiz. Ama bir de Montella kendisine bakması lazım. Bir tane oyun planı var. Başka bir oyun planı yok. Herhangi bir neticede geriye düşsek de yok, öne de geçsek de yok. Hocam B, B yok geçtim bence A buçuk bile yok. Yani adam B'ye geçiş de yok yani. Ya, ara taslak da yok. Ya biraz önce Hakan Çalanoğlu dedi ki ne oldu bilmiyorum dedi geriye yaslandık dedi. Evet. Ya bir Amil takım hoca oyuncusu Amil takım oyuncusu böyle bir cevap verir mi ya? Şimdi işte günah ile sevabı mesaj yolluyor. E tabii açık açık yani, hoca eleştiriyor. mesaj değil daha değil ya. Şey bunu daha diyor. daha daha nasıl söyleyecek? Yani diyor bir bölümde biz ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Ya yani şöyle dedi. Ona ifade etmeye çalışıyor bence. Biz çok yorulduk. Artık geriye çekilmek durumunda kaldık. E ama geriye için, sen bu hatayı yani devamlı yapıyorsun ki. Ömer. Yani tabii. sen bunu çekiye de yaptın. Sen bunu Avusturya'ya yaptın. E sen bunu Gürcistan'a da yaptın. Ve sorun yaşadın işte. Ya aslında hani biz burada konuşurken dedik ya turnuva bitsin ondan sonra günahlarıyla, sevaplarıyla herkes diyeceğini söyler. E o zaman ben de başlayayım sana söylemeye. Gürcistan maçı 2-1 öndeyiz. Samet'in sırtına çarpıyor. Gol olacak pozisyon. Dönüyor. 3-1'i yakalıyoruz. Turnuvaya çok güzel başlıyoruz. Portekiz maçı bireysel hatalardan dolayı oyun yok ortada mağlubuz. Geldik Çekya'ya adamlar 15. dakika 10 kişi kalmasa son dakika Cenk'in pozisyonu 2-1 yine oyun yok ortada. Geldik Avusturya'ya oyun yine yok ortada. Mert'in son dakika şahane kurtarışı var. Ve bugüne geldik. Bugün bence turnuvanın ilk yarısı itibariyle en organize, en planlı, en doğru duruşlu bir oyun oynadık. Ve biz devam ve oyunun bir bölümünde devamlı demek ki geri yaslanıyoruz. Eğer oyuncular bunu saha içerisinde çözemeyecekse sen çözeceksin. İster oyuncu değişikliğiyle yap, istersen formasyonumu e, formasyonu mu değiştiriyorsun, ne yapıyorsun, kenardan bağırıyor musun? Bağırmazsan iki bir mağlup oluyoruz işte. Ve büyük balık kaçıyor. Çok büyük bir balık kaçırdık. Üzücü olan hocam 4 yılda bir oluyor niye? Bugün bu kadar üzülüyoruz konuşuyoruz. Gelmişiz çeyrek finale. Onu söylüyorum. Önümüzde de gayet hani geçilebilir bir Hollanda var. Sağ tamam. görüyoruz bunu. İşte bu 4 yılda bir olduğu için yani her zaman ele geçmiyor bu fırsat maalesef. Ya ondan sonra bize şunu söyleme. Yani biz üç tane maçı kazandık 90 dakikalarda. E, bugün kaybettim bunu anlat o zaman. Turnuva bitti ya. Turnuva bitti yani. Ben yine Hayır. söylüyorum Tabii futbolda böyle şeyler konuşmak doğru değil ama İngiltere'ye daha büyük zorluk Hollanda mı çıkarır, Türk Milli Takımı mı çıkarır? Bence Türk Milli Takımı çıkar. Bence de. E ve buradan e, işte tebrik ediyorum oyuncuları. İşte şöyle oldu, böyle oldu. E, e ama Montella çıkarken diyordum ben bu takımı çıkardım. E sen şimdi hiç bu başarısız ortamdan son maç özelinde hiç paya almayacak mısın? O zaman el bebek gül bebek sana kimse bir şey söylemeyecek. E bir 26'da belki aynı hatalar yapacak. Biz belki Dünya Kupası'na gitmeden geri döneceğiz. Ya hiç şapkayı önümüze koymayacak mıyız? O zaman biz. da 28 diyeceğiz. Ee, o 28'de bir şey olursa 2032'de zaten ona hazırlanıyoruz önce diyeceğiz. Zeki Müzi Müdür'ün söylediği gibi A Plus antrenörler eğer işler kötü gittiği zaman dakikasında değişikliği yapacak. İki mi lazım? Bugün İngiltere'nin hocası üç tane değiştirdi. Hocam çok net bir şey soracağım ya. Teknik adam olarak size, yine teknik adam olarak Şenol Hocama ve Zeki abiye tabii ki. 2024 yılında Avrupa e, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde kaybettiğiniz bir maçın ardından 2032 ile ilgili herhangi bir açıklama yapar mısınız? Yani hani 8 yıl sonrası niye evet. şimdiden konuşuyoruz biz ya? Ya işte dediğim gibi yani sorulara net cevap vermiyor işte top çeviriyor. İşte... Bize niye soruyorsun Montelli <laughs> 2032'den bahsediyor işte. <laughs> yani şey mi diyor 8 Abd yıl daha buradayım mı Abdur demek? Abdullah çok güzel söylüyor <laughs> topu sahada çevirmek için oyunculara müdahale etmedi. Basın toplantısında kendisi çeviriyor. Ama yazık yani bir çok. ülke olarak çok ya hem ya her yerde bugün her yerde bir sürü dev ekran kuruldu ya. Ülkenin, ben İstanbul özelinde söyleyeyim, bütün ilçelerde var. O televizyon Statları, gösterdi, diğer şeyler de var. Ya. Hocam Berlin'de işte Kerem olsaydı kulakları Hı. çınlasın 300 bin kişi olsa 300 bin kişi gelirdi. Yani. Evet. yani böyle bir ortamda her türlü desteği almışız. Ya bir 30 dakikada işi çözeceksin yani. 60. ya Kenan iyi oyuncu. Türk milli takımı için ileride çok faydalı olacak. Ama bugün bugün yok çocuk yani başlamasan ne olur? Niye inat ediyorsun abi? Hocam o da değil. Neyin başladın, inadını Başladın, skoru aldın. Devre arasında da yapabilirsin değişikliği ya da 60'a kadar da yapabilirsin. Ya, ya Ömer aldın bir, şey, bir yani. şey, söyleyeceğim. Oyun 2-1'e gelmiş. Ya niye santrafor bir santrafor daha sokmuyorsun? Bunu uzun bir süre soracağız bence ya. Yani şey süperlik başlayıncaya kadar... E bu soru kafamıza maalesef dolanacak. Ya ama yani soru soracağım da eve dönüyoruz yani. Öyle. Yani üzüleceğimiz şey de yani enteresan bir şey. Çeyrek finalde Hollanda'ya yenildik diye üzülüyoruz. Niye? İlk yarıda bu oyunu bize gösteren milli takım, ikinci yarıda bu oyunu göremediğimiz için üzülüyoruz. Yoksa bir maç önce biz Avusturya'ya Abdullah Ercan'ın dediği gibi Avusturya'ya yenilseydik bu kadar belki de üzülmeyecektik. Şurada elimize gelmiş bir şansı kaçırdığımız için hepimiz üzülüyoruz. Ha yapabileceğimiz bir şeyler bizim var mı yok. Ama hocanın taktiksel olarak bir şeyleri değiştirseydi ha olur mu olmaz mı onu bilemeyiz ama doğru şeyleri yapsaydı olurdu diye düşünüyoruz biz çünkü. Biz evet bunu yapar da bazen de olmayabilir. Ama burada herkesin gördüğü 85 milyonun işte futbolla ilgilenen diyelim hadi 30-40 milyon olsun. Gördüğü, seyrettiği bir maçı yani bağıra bağıra bazı şeyleri oyun çağırıyorsa oyuna müdahale etmek zorunda. Şöyle anlatayım hocam yani hani öne geçtiğimizi düşünmeyin. Diyelim ki 1-0 geriye düştük. Değişiklikler de 55-60 gibi geldi ve son bölümde o golleri yine kaçırdığımızı düşünelim ve 1-0 elendik. Olabilir. Ama bugün olumlu bir şey konuşuyorduk yani. Tabii. Değişiklikler zamanda yapıldı son bölümde. Aynen. Kalecinin performansı biz topu içeri atamadık. Yani yapacak bir şey yok deyip konuşacaktık. Bence şu oynadığımız 5 maç içindeki yani Gürcü grup maçları zor geçer. İlk maç özellikle en zorudur. E, o baktığımızda Gürcistan maçı zor geçti. Çekya maçı zor geçti. Portekiz maçı felaketti. Avusturya maçı zor geçti. Ama Avusturya maçında öyle bir rüzgar arkamız aldık. Öyle bir özgüven kazandık ki turnuvanın gizli favorisini eledik diye. Yani müthiş bir şey oldu. Ee, enerjiyi yüklendik maç öncesinde. Bir de Merih Demiral olayından sonra iyice kenetlendik. O yüzden şu 5 maç içinde kazanabileceğimiz en rahat maçtı. En kolay maçtı bizi yarı finale götürecekti. Niye? 1-0'da öne geçtik. İlk yarıyı da iyi oynadık. İkinci yarıda işte orada hoca hani Hakan Çalanoğlu takımın lideri diyor ki işte bu kadar geriye çekilmememiz gerekiyordu. İşte hoca hocayı eleştiriyor burada. Yani hoca diyecek sonuçta öne öne gidin ama öne gitmesi için de sen santrfor almıyorsun ki oyuna. Rakip topuyla tüfeğiyle geliyor çünkü seni tehdit edecek oyuncu yok. Tehdit edecek kimdir? Girdi ve Gors iki depayla birlikte takımı zaten orta sahaları çok iyi. Yani, yani bunu rakip yapıyor. Yapmıyorlardı ve gol girdikten Peki. sonra Peki, tabii şişirdiler, şişirdiler. Yağmıyor. O cümleyi de alayım Zeki abi tamam Yani biz e, çok rahat bir şekilde yarı finale çıkacakken Montella'nın e, kenarda özellikle ikinci yarıda hamle yapması gerekirken maçı film gibi izlemesi nedeniyle bugün çeyrek finalle yetindik. Peki. Tamamlıyoruz programı. Abdullah Ercan, Zeki Uzundurukan, Şenol Uluslu Ömer çok teşekkürler. Uzun bir gündü ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ee, daha güzel kapatmayı dilerdik. daha güzel mutlu kapatabilseydik. Peki şöyle diyelim o zaman yani e, olmamasına razıydık ama keşke oluyormuş gibi de olmasaydı. Kalbimiz kırık ama her şeye rağmen teşekkürler çocuklar. Mutlu geceler hoşçakalın.